Hocam bismillahirrahmanirrahim. Önce vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz bu sohbete. Hac ve kurban günlerini yaşıyoruz. Hacca gidenler, uğurlayanlar, havaalanlarından böyle coşkulu, sevinçli fotoğraflar yansıyor. Aynı zamanda şehirlere kurbanlıklar geliyor. Toplum olarak böyle bir heyecanın içindeyiz. Zaten halinizle hacı ve kurbanı konuşalım diye düşündük. Özellikle haccın ve kurbanın ruhaniyeti üzerinde duralım istiyoruz. Önce hacdan başlarsak, yani hacca nasıl gitmeli, neler yaşamalı orada ve nasıl dönmeli? Böyle bir soru çerçevesinde başlayalım isterseniz. Hay hay Ahmet abi. Cenab-ı Hak elhamdülillah bizi ümmet-i Muhammed kıldı. 124 bin küsur peygamberin en yücesini ümmet kıldı. Bu da Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir lütfu. Cenab-ı Hak men yudî Resûle fakat etâ Allah. Allah Resûlü'nün itaat, kendisine itaat olduğunu bildiriyor. Biz de inşallah ibadetlerimizi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in o ruhani dokusuna benzetmenin gayretinde olmamız zaruri. Malum Hicretten 1,5 sene evvel namaz farz oldu. Namaz Cenab-ı Hak'la mülakat. Evet. Miraç, kulun miracı, Cenab-ı Hak secde edip yaklaş buyuruyor. Bedenin kıblesi Kâbe olurken, kalbin kıblesi de Cenab-ı Hak olacak. Cenab-ı Hak bizden böyle bir namaz arzu ediyor. Müminler felah buldu, onlar ki namazı huşu ile kılarlar buyuruyor. Ondan 3,5 sene sonra, 2. Hicret yılında, oruç farz oldu. Ayrı bir ruhi bir tekamül oruç. Allah'ın nimetlerinin kadirini unutmamak. Kendimizden aşağıki olan din kardeşini kendimizi zimmetli olarak kabul etmek. Bu şekilde bir vicdani ufkumuzu arttırmak. Hicretin 9. yılında da hac farz oldu. Evet. Hac tabii daha bir tekamül etmiş bir yürek isteniyor. Hac mali bir ibadet, bedeni bir ibadet, tefekkürü bir ibadet. Burada bize İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlatıyor hac. İbrahim Aleyhisselam malıyla Cenab-ı Hakk'a dost oldu. Cenab-ı Hak malına bereket ihsan etti. Halil İbrahim bereketi oldu. Tevhidi korumak için canı imtihana girdi. Canını ateşe verdi. Ateş serin ve selamet ol buyurdu. Ateş bir gülistana döndü. En son kalbindeki taht olarak fani tahtlardan oğlu İsmail Aleyhisselam kaldı. Cenab-ı Hak gördüğü bir rüya üzerine, daha evvel zaten İbrahim Aleyhisselam, ''Ya Rabbi de bana bir erkek evlat verirsen sana kurban edeceğim.'' buyurmuştu. Cenab-ı Hak Tevriye günü, Arefe günü, bayram birinci günü, 3 gün üst üste rüyada İbrahim Aleyhisselam verdiği sözde durmasını arzu etti. İbrahim Aleyhisselam da oğlu İsmail Aleyhisselam aldı. Yolda anlattı. Vedalaşa vedalaşa gittiler. En sonunda şeytanı taşladılar, kendisine vesvese veren. Şeytan İbrahim Aleyhisselam ihtiyar dedi. Senin gördüğün rüya şeytanidir dedi. İsmail Aleyhisselam'a bak dedi, seni kandırıyor dedi. Sen de baban kesmeye gönderiyor dedi. İkisi de taşladılar. Tabi bu bizler için büyük bir ibret sahnesi haçta. Demek ki Euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Bir Müslüman daima şeytanı taşlayacak. Ameli salihlerle taşlayacak. Eğer ameli salihle taşlayamazsa o zaman şeytanı seyyelerle, günahlarla, nefsane arzular ram olmakla şeytan taşlar. Burada bu şeytan taşlamayı bize çok bir ruhi bir derinlik vermesi lazım. En nihayet o kurban mahalline gidince boğazına İbrahim Aleyhisselam bıçağı koyduğu zaman üçüncü tahta yıkılmış oldu. Üç tane fani tahta yıkılmış oldu. Tam bir dostluk meydana geldi. Cenab-ı Hak Saffat suresinde bize bu dostluğu bildiriyor. İbrahim diyor, selam diyor. Bu diyor zor, açık bir imtihandı diyor. Sana bir nam verdik buyuruluyor. Bakın teyyattan sonra daima bir İbrahim Aleyhisselam'a da bir salavat-ı şerif Cenab-ı Hak getiriyor. Demek ki bir şöyle baktığımız zaman
bize haccın ilk vereceği imaj, Cenab-ı Hak bizden fedakarlık istiyor. Efendim, tekamül etmiş bir yürek dediniz. Evet. Nasıl bir şey o, yani nasıl bir şey tekamül etmiş bir yürekten neyi kastediyor? O Cenab-ı Hak'la beraber olan bir yürek. Elâ bizikler tatminül kulûb. Kalp bu da kolay değil. Kalp merhaleler kat edecek. Nefsani arzularını bertaraf edecek. Ruhani istidatları inkişaf ettirecek. Kendisini ilahi kameranın altında olduğunu, ilahi müşahedenin altında olduğu kalpte şuur ve bir idrak haline gelecek. Bu şekilde Cenab-ı Hak bir dostluk kurulacak. Cenab-ı Hak bizden istedi bu dershanede, dünya dershanesinde. وَهُوَ مَا هُكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Nereye gitsek Cenab-ı Hak bizimle beraber olduğunu. Demek ki bizim de bu bir duygu olarak derinleşmek, duygu olarak bu usta yaşayabilme gayretinde olmamız lazım. Daha da öteye, وَنَحْنُ اَقْرُبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِدِ Yani duygularımızı düzeltmek lazım. Duyguları da yaratan Cenab-ı Hak. Duygular Cenab-ı Hakk'a malum. Cenab-ı Hak zamandan, mekandan münezzeh olduğu için her yarattığının insan, hayvan, melek, bitki, nebatat, canlı cansız hepsinin her an yanı başında. Kul bunun idraki halinde yaşayacak. Tabi bu merhaleye de marifetullah deniyor. Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek. Eğer Cenab-ı Hak kalpte tanındığı zaman Cenab-ı Hak bir yardımını bir fettekullah ve yalimukullah siz takva yolunda olursanız Allah size yardım eder buyuruluyor. Yani bu tekamül etmiş yüreğin haçla münasebetini nasıl kuruyor? Efendim burada haçta orada meşru olan şeyler haçta gayrimeşru oluyor. Mesela refes yok buyuruluyor ayette. Fısk yok, cidal yok. Demek ki bir münakaşa yok. Mümin orada güzel bir mümin kardeşinin zirvesini yaşayacak. Labali konuşmalar, labali haller yok. Cidal, ilk cidal Allah'la Celle Celaluhu şeytan arasında başladı ilk cidal. Secde et dedi Cenab-ı Hak. O da dedi ki, o dedi topraktan ben ateştenim, ben ondan üstünüm dedi. Cenab-ı Hak ona sen mi üstünsün, insan mı üstün diye sormadı ki iblise. Secde et dedi. Demek ki burada bir Müslüman da Allah'ın her emrini ön kabul olarak alacak. Evet. Hikmetini Cenab-ı Hak bilir. Bize muayyen bir akıl seviyesi verildi. Bu akıl seviyesi Cenab-ı Hakk'a teslim olmak, kul olmak. Cenab-ı Hak fefirru ilallah buyuruyor. Onun için labali hareket yok, incelik, zariflik, refes yok, cidal yok, labali hareketler yok, münakaşa yok. Daha öteye gidelim, ot koparma yok. Evet. Daha öteye gidelim, bir hayvanı öldürme yok. Daha öteye gidelim, av avlanma yok, tegaddi. Yani gıda etme, gıda zarureti olsa bile av avlama yok. Daha öteye avcıya avı da gösterme yok. Daha öteye bir kefen iklimi. Evet. Ahiretten bir manzara. Kıyamdan bir manzara. Bir ahireti hatırlatması lazım. Ve bir ahirete sanki bir hazırlanma hareketi. Fakat bu hazırlanma hareketi ince bir ruh, temiz bir kalp, rafine olmuş bir kalp. Cenab-ı İlla men atallahi bi kalbin selim istiyor. Nasıl doğuşta tertemiz geldik? Cenab-ı Hak bu böyle temizle tertemiz gitmemizi arzu ediyor. Haç da bir yıkanma, bir temizlenme. Ruhun bir huzura varabilmesi. Cenab-ı Hak'la beraberliğin bir eğitim mekanı bir taraftan. Diğer taraftan cami bir içtimaileşme, namaz cemaatle namaz. Fakat bunun daha haç ise bütün İslam coğrafyasında bir içtimaileşme ve Müslümanın Müslümanla derdini paylaşması, sevincini paylaşması, Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı bir kardeşlik yaşaması. Bize haccın vereceği imajlar bunlar olmalıdır benim hatırıma gelen. Evet. Ahmet abi. Efendim çok teşekkür ederiz. Bu hacda cidal yok, işte ayet-i kerime, refes yok, füsuk yok. Yani ayet-i kerime böyle bir mümin kalitesi istiyor. Bunu üstelik dünyanın her yerinden gelen, birbirinden çok farklı ortamlarda yetişmiş Müslümanlar arasında istiyor. Evet. Şimdi oradan baktığımızda yani bir ümmet mimarisi çıkıyor haçta. Evet. Ama yani şimdi İslam coğrafyasına, yakın coğrafyamıza da baktığımızda ümmetin
pek de bu hac ikliminde bir muamele içinde olmayabildiğini görüyoruz. Yani ne yapmalı ki hacdan o ümmet mimarisini çıkarmalı ya da ne tür eksiğimiz var ki bizim? Yani böyle bir haccın inşa etmek istediği ümmete ulaşamıyoruz. Problemimiz ve nasıl o ümmete yol alabiliriz efendim? Şimdi ticaret ehli ticaretlerini inkişaf ettirmek için, daha çok mali imkanlar arttırmak için seminerler verirler. Zaman zaman da bu ticari hayat üzerine mevsimle yoğunlaşırlar. Futbolcular, sporcular diyelim, bir müsabakaya girmeden hemen kamplara çekilirler. Kendilerini güçlendirirler. Aralarında ihtilattan men kararı alırlar. Kampın dışına çıkmazlar. Demek ki haccı düşündüğümüz zaman hac da böyle manevi bir iklim. Burada kendimi tekamül ettirmek. Mesela orada en çok dikkat edeceğimiz tavaflar kalabalık oluyor çok. Evet. Tavaflarda kadın erkek ihtilattan dikkat etmemiz lazım. Otellerde, girişte çıkışlarda yine bu ihtilatlara dikkat etmemiz lazım. Tabii bedeni ibadet olduğu zaman bazen zorlanmalar da oluyor kalabalıktan. O sefer de rıfle davranmak, cidale girmemek, bunlara çok dikkat etmek lazım. Hatta sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Ömer radıyallahu anh'a bir ikazı var. Ömer diyor, sen de güçlü kuvvetlisin diyor. Sen diyor, Hacerül Esved'i öpeceğim diye diyor, kimseyi diyor, sakın rahatsız etme diyor. Sen uzaktan diyor, selamını ver diyor. Bu demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bir hassasiyet belirtiyor bize. Demek ki kul bu hassasiyeti haçtan sonra da devam ettirecek. Orada bir elektrik kesilmesi oluyor galiba efendim. Yani evet. Hacca orada o iklim yaşanıyor, o hassasiyetler yaşanıyor. Ama memleketlere dönüldüğünde ya koruyamıyoruz gibi. Efendim diyor, zaten Muhammed İkbal, malum Pakistan'ın mütefekkiri, filozofu, bu haçtan gelen kimseleri ziyaret ediyor. Diyor, siz diyor, Medine çarşısından ne aldınız diyor. Maddi şeyler aldınızsa bunlar eskiyecek, pörsüyecek diyor. Hatta seccadeler ve takkeler bile eskiyecek diyor. Siz diyor, oradan diyor, o haçtan diyor, Ebu Bekir'in sıdkını getirdiniz mi diyor. Ömer'in diyor, adaletini getirdiniz mi diyor. Yani yaşatacak mısınız diyor. Osman'ın diyor, hayasını, imanını, Kur'an'ı getirdiniz mi diyor. Ali'nin diyor, irfanını getirdiniz mi diyor. Bunları diyor, bugün diyor, mahrum olan İslam dünyasına halinizle, kalinizle bunlara bu halde ruhu tebliğ edecek misiniz diyor. Sonra bunları haçtan getirdiniz mi diyor. Evet. Hakikaten düşünmemiz lazım. Yani son bir ibadettir. 9. yılda farz olmuş bir ibadettir. Demek ki böyle bir rikkati kalp ile bu haccı ifa etmemiz zaruri. Evet. Tabii burada inşallah tabii Cenab-ı Hak yardım eder. Zaten haccın niyetinde de Ya Rabbi kolay getir diyoruz. Evet. Kolay getir diyoruz. Evet inşallah. Efendim kurbana geçersek. Evet. Yani kurban da hacla birlikte müminlerin yaşadığı bir ibadet. Hacda kurban var. Dışarıda da hacca gitmeyenlerin hayatında da kurban var. Kurbanın o mahiyeti nedir efendim? Ruhaniyeti nedir kurbanın? Efendim, kurban bir fedakarlıktan sonra geldi. Cenab-ı Hak gönderdi kurban İbrahim evet. Aleyhisselam. Hazreti İbrahim'in fedakarlığından. Bu üç tane İsmail. Fani taht yıkıldı. Evet. Mükafat olarak üç tane zor fani tahtı bunlar. Cenab-ı Hak o kalbe yerleşti. O kalp nazargâh-ı ilahi oldu. Cenab-ı Hak da dost oldu. Onun mükafatı olarak Cenab-ı Hak İsmail aleyhisselam bıçağın altından aldırdı. O koçu gönderdi. Demek baktığımız zaman bir bu kurban bayramı bir fedakarlığın bayramıdır. Demek ki biz ne kadar bir fedakarlık halinde olacağız. Malımızı, canımızı, evlatlarımızı, Allah'ın verdiği diğer bütün imkanları ne kadar Allah yolunda fedakarane olarak inşallah ifa edeceğiz. Ramazan bayramı bir takva, bize bir takvayı telkin ediyor. Ramazan-ı Şerifi hayatımızın her safhasına intikal ettirme. Kurban bayramı da bu fedakarlığı hayatımız her safhasına intikal etme. Zira Cenab-ı Hak Tövbe suresinin 111-112. Ayetinde
canlarıyla mallarını cennete satın aldılar buyuruyor. Bu 10 yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani mal geliyor, can geliyor, 10 yerde geçiyor bu. Demek ki Cenab-ı Hak malımızı ve canımızı, demek buna bir imtihan malzemesi olarak veriliyor. Cenab-ı Hakk'ın seferber edebilmek. İki yerde de imtihan olunmaktasınız geçiyor. Demek ki Cenab-ı Hak ısrarla bize 12 yerde bu mal ve canı nasıl bir fedakarlıkla kullanacağız? Nasıl Cenab-ı Hakk'a bir takarruf yaklaşma olacak? Cenab-ı Hak bize telkin ediyor. Ayet-i kerime de Cenab-ı Hak bize Hac Suresi 37. ayetinde kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ancak takvanızdır. Cenab-ı Hak yakınlık ölçümüzdür. Mevlana da bunu güzel bir müşahhasa çevirir bize misal olarak. Keçinin gölgesini kurban etmeye kalkışma diyor. Bu diyor bir kasaplık günü diyor, bir et kebap yeme günü değildir diyor. Sen diyor kurbanın mahiyetin hakikatine in diyor. Ne kadar diyor Allah yolunda fedakarlığın var diyor. İnsan bir de tefekkürü bir ibadet bu kurban. O kurban Cenab-ı Hak o hayvanı bizim için yarattı. Bize amade yarattı. Demek ki ne kadar bir Cenab-ı Hakk'a bir teşekkür borcumuz olacak. Biz koyun olarak gelebilirdik. İnsanlar bizi kesebilirdi. Yani daima o hayvanın yerine kendimizi koyacağız. Bir. İki, o hayvanın çırpınışını koyacağız. Demek ki yine bizi ayrı bir Cenab-ı Hak bir manzara seyrettiriyor. Can vermek kolay bir iş değil. Cenab-ı Hakk'ın lütfunu düşüneceğiz. Mesela rahmetli babam Musa Efendi, rahmetli Sami Efendi Hazretleri, kurbanları keserken oturmazlardı. Ayakta dururlardı. İhtiram. İhtiram halinde. Bu Cenab-ı Hakk'a olan ihtiram. Hayvanın gözüne bir bez bağlarlardı. Çukuru derin kazdırırlardı. İkinci hayvanı o aynı çukura kesmezler veyahut da toprak attırırlar. O kaybolduktan sonra ikinci hayvan, bir de Allah'a iterek kakarak değil de o hayvanı okşayarak getirmek, su içirmek. Yani Halik'in nazarıyla mahlukata bir bakış tarzı kazanabilmek. Buna da kurbanı dikkat etmemiz lazım. Yine Efendimiz zamanında şöyle bir hadise oldu. Bir kişi bıçağını bileyledi, hayvanı önünde bileyledi. Efendimiz çok üzüldü. Sen dedi bu hayvanı kaç sefer öldürüyorsun dedi. Bıçağını da arkada bileylesen olmaz mı buyurdu. Hayvanın hissedeceği oraya farz geleceğim ediliyor. Ahmet abi oraya geleceğim. Mesela biz Rusya'da bir kurbanla bize bir oradan bir hatıra geldi. Bir dedi boğayı dedi kurban yerine götürecek dedi. Hayvan dedi kendisi kurban yerine gitti dedi. O çukurun yanına gitti dedi. O diyor çukurun yanına yattı dedi. Biz de bunu gözlerimiz dola dola gözyaşıyla bu manzarayı seyrettik dedi. Demek ki Allah bazen bize böyle ikaz edici hadiseleri gösteriyor. Evet. Demek ki merhamet, merhamet, merhamet. Müslümanın kartviziti merhamet. Yani değil kurban mi? Ederken de, yani bir hayvanı keserken de merhametten kopmamak. Kopmamak yani. Lazım. Hatta efendim bir yılanı bile öldürürken saldıran bir yılanı bir vuruşta öldür buraya, eziyet etme buyuruyor. Bu tabii Cenab-ı Hak'la dost olan, Allah'ın mahlukatıyla da dost olur. Ben hatırıma gelmişken bir hatırayı nakledeyim. Peder rahmetli Musa Efendi anlatmıştı. Herhalde bir 50 sene oldu belki bu hadise anlatılı. O zaman da Medine'deki evler şimdiki gibi değildi. Daha ziyade topraktan vesaire, toprak şeylerdi. Biz de Sami Efendi Hazretleri'nin odasını hazırladık dedi, Medine Münevvere'de dedi. Yatağını vesaire hazırladık. Tam dedi, efendi babayı dedi, odaya aldık dedi. Baktı köşede bir dedi, bir kıvrılan bir yılan gördük dedi. Biz heyecanlandık dedi. Sami Efendi bırakın o hayvanı kendi haline. O dedi geldiği gibi gider sonra dedi. Evet. Pederim diyor, baktık diyor bir müddet sonra o hayvan kayboldu gitti dedi. Evet, evet. Yani demek ki Halik'in nazarıyla mahlukata bakılabilirse evet. En vahşi hayvan bile o kulla dost oluyor. Evet. Evet. Bunlar hep kalbi netice, kalbi merhalelerin neticesinde kolay bir iş değil bu. Yani kurban da bir kalp bir ameli değil, değil mi efendim? Tabii. Kalp ameli, kurban tabii. Kesmek de. Tabii. Evet. Onun için Mevlana diyor, yani keçinin gölgesini kurban etme evet. Diyor. Bunu bir kasaplık günü, kebaplık günü zannetme. Sen de kurbanın bir hakikatine in diyor. Evet. Yani esasında demek ki yani kurban da
kurbanı haliyle konuşmak lazım. Hal lisanıyla. Yani kurban eğer o kalp varsa hal lisanıyla çok şeyler anlatır. Neler anlatır efendim? Yani şöyle bir... Merhameti telkin eder. Evet, evet, bak dersen evet. Benim gibi olabilirdin, ben de senin gibi olabilirdim evet. Der en başta. Beni sana kurban etmeye göndereni düşün der. Evet. Evet. Ona ne kadar kulluk ediyorsun der. Sakın ona nankör olma der. Evet. Velhasıl kalbe göre sayar. Ben boynumu Allah için uzatıyorum. Sen ne kadar uzatıyorsun? Değil mi mesela? Sen ne kadar uzatıyorsun? Evet. Cenab-ı Hak her hadisten, her vukuattan, mikrodan makroya, her şey bir esrarıyla, sırrı ilahi. Cenab-ı Hak cümlemize ders alabilmeyi nasip eylesin, ihsan eylesin inşallah. Amin inşallah. Efendim, kurban hizmeti, evet buyurun. Daha Ahmet abi, bu kurbanda çok şey yapacak hadiseler var. Mesela bu, hakikaten bu merhamet bir Müslümanın imtihanı. Cenab-ı Hak en çok Kur'an-ı Kerim'de Rahman esmasını bildiriyor, Rahim esmasını bildiriyor. Demek ki bir Müslümanın bir merhamet tabiatı asliyesi olması lazım. Bunun neticesi de hizmettir, merhametinin göstergesi. Efendimiz şimdi bir misal ver. Mesela bir Mudar kabilesinden bir grup insan geldi. Bunlar çok fakir, perişan bir halde geldi Medine-i Münevvere. Efendimiz şöyle bir seyretti. Rengi bembeyaz oldu efendim, kireç gibi oldu. Bilal dedi, ezan oku dedi. Bilal ezan okuyunca cemaat toplandı. İki rekat Efendimiz namaz kıldırdı. Arkadan buyurdu ki, herkes evinde ne varsa getirsin. Zekat değil, ne varsa getirsin. Bir sahibi bir torbaya doldurdu, o torbayı zorla taşıyarak getirdi. Bir kişi de, en fakiri de, avucunun içine bir miktar arpa aldı, o arpayı getirdi. Efendimizin siması birdenbire değişti. O sapsarı olan beniz pembeleşmeye başladı. Efendimizin simasında tebessüm belirdi. Şimdi, yani düşündüğümüz zaman bugün de Efendimiz buyuruyor ki, ben diyor, kabrimde diyor, kıyamete kadar ümmeti diyeceğim buyuruyor. Cenab-ı Hak çok rauf ve çok rahimdir buyuruyor. Bana güzel amelleriniz arz olduğunu ben sevinirim buyuruyor. Uygun olmayan amelleriniz bana arz olur, üzülürüm, istiğfar ederim buyuruyor. Efendim isterseniz birazcık bu Hüdayi'nin hizmetleri var, kurban hizmetleri var. Evet. Bütün dünyaya kurban hizmeti götürüyor. Yani oralardan zat halinize ulaşan bir takım intibalar olduğunu zannediyorum. Yani oralardaki ihtiyaç, yani fakr-ı zaruret, yani diyelim Türkiye'den gönderilecek bir kurbana olan ihtiyaç ve buradan gönderilecek bir kurbanın oralarda yüreklere nasıl yansıdığı, buna dair birçok intibanın zat-ı halinize ulaştığını zannediyorum. Onlardan evet, çok hatıra var. Evet. Çok hatıra lütfederseniz. Var. Mesela giden arkadaşlar 2 saatlik yoldan geldiler buyuruyor. Kimi hasta arabasıyla geldi. Yani nerede bir merhamet dilenerek geldi. Evet. Çünkü et yok, hasret. Ete hasret. Hatta birisi çok acıklı bir şeyi var. Geliyor, et bitmiş oluyor. Diyor ki, bu sene olmadı ama inşallah gelecek sene tekrar gelirsiniz diyor. Evet. Yine geçen sene bir Afrikalı dostumuz geldi. Burada dedik, bakın dedi, Kurban Bayramı geliyor dedi. Size orada bekleyen çok insan var dedi. Evet. Yani o Muzdarip coğrafyadaki kardeşlerimizin çağrısını bize gönderiyor. Diğer bir şey de o kurbanların gitmesiyle oranın biraz münevver taifesinden olan bir kişi dedi ki, sizler dedi ki Batı Afrika'ya Osmanlı gitmedi. Osmanlı yalnız şeye gitti, yardımı gitti. Sizler dedi Allah Resulü'nün Letuf'ta Hanner Konstantiniye buyurdu, Fatih'in torunlarısınız dedi. Abdülhamid Han'ın torunlarısınız dedi. Niye geç kaldınız dedi. Evet. Arabuka fasıla verildi dedi. Şimdiye kadar neredeydiniz dedi. İyi ki geldiniz dedi. Ne oldu bundan sonra bizi unutmayın dedi. Evet. Efendim, yine bir misal Ahmet abi söyleyeyim. Yine Habeşistan'da olacak herhalde.
Orada bir kurban kesiminde, caminin önünde kurban kesiliyordu. Bir Hristiyan kadın gelmiş, bana bir parça et verir misin? Fakat ben Hristiyanım demiş. Arkadaşlar dedim, evet sen Hristiyansın ama sen de Allah'ın kulusun demişler. Evet. Ona bir parça et vermişler. Kadın gitmiş, caminin duvarını öpmüş. Allah Allah. Ben buradan merhamet gördüm. Evet. Velhasıl ihsan çok mühim. Sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethinden evvel 500 bin dinar gönderdi Mekke fukarasına. Veda haccında hepsi sen muhterem kardeş dediler. Sen ne güzel kardeş dediler. Hepsi Müslüman oldu. Yani insan ihsana mağluptur. İnsan merhametliyi sever. Onu gönül bağlar. Velhâsıl insan yine karakter ve şahsiyete hayrandır. Bu karakter şahsiyetinin en mütekamili bir Müslüman yüreğidir. Evet. Efendim Suriyeliler yani, konusuna... evet Ahmet abi, bugün de en mühim o. Sizin canınızı acıtıyor, bunu biliyoruz. Çok, canınızı çok, acıtıyor. Çok. Yani yüreğinizde onlara bir yer var. Şimdi bayram, kurban ve bayram. Şimdi Ahmet abi, yüreğimizi acıtan şey kıyamet endişesi. Evet. Şimdi merhamet sende olanı, onda olmayanın, onun eksikliğini senin telafi etmendir. Merhamet budur. Sende var, onda yok. Sen onu telafi edeceksin. Onun boşluğunu dolduracaksın. Çünkü Allah sana verdi, ona vermedi, o sana zimmetli. Zaten Cenab-ı ayette de buyuruyor, biz imtihan olarak veririz buyuruyor, o da sevinir diyor gafletinden. Allah bana önemsedi der diyor. Bana ondan mal verdi. Ha, değil, Cenab-ı imtihan olarak verdiğini bildiriyor. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu usta çok hassas. Yani merhamet o çok hassas. Ümmetinin çok merhametli olmasını arzu ediyor. Mesela bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Efendimiz, ben diyor hepinize diyor kendi özünüzden daha yakınım diyor. Nasıl bir anne baba kendisinden çok evladını düşünür? Efendimiz kendinizden çok ben size daha yakınım buyuruyor. Bir diyor kişi diyor vefat ederse diyor onun mirası diyor çocuk çocuğuna aittir diyor. Fakat bir yetim varsa diyor o yetimin himayesi bana aittir diyor. Bir borçlu varsa diyor o borcunu ödemek bana aittir diyor. Demek ki el-mer'u me'amen ahabbi Efendimiz, kişi sevdiğiyle beraberdir. Şimdi Eshab-ı Kiram'ın bütün mücadelesi oydu gayet. Ben ne kadar Allah Resulü'nün haline bir benzemekteyim. Bu benzersem ne kadar kıyamet günü onunla beraber olurum. Derdi buydu. Demek ki bizim de bugün bir dertlenmemiz lazım. Allah bizim önümüze büyük bir manevi sermaye verdi. Eğer biz bu sermayeyi bir mücevher olarak alıp bir değerlendirebilirsek, yüreğimizden alabildiğine kadar, koptuğu kadar verebilmeye gayret edersek, onun hizmetinde bulunabilirsek ne mutlu bize. Yok biz bu servet bir çakıl taşı zannedersek, bir gaflet içinde o Suriyelilerin o feci, o acıklı halini, muzdarip halini göremezsek çok yazık. Efendim şöyle bir şey... Yani sizin durduğunuz yerden Türkiye'de nasıl bir Suriyeli manzarası görünüyor? Yani size intikal eden o fotoğrafı biraz dinleyicilerimizle paylaşsak diyorum. Yani kadınların, çocukların, yaşlıların, hastaların, işte hamilelerin, yeni doğan bebeklerin neler yansıyor sizin gönül dünyanıza? Ahmet abi şimdi Türkiye bir büyük kapı durumu gördü. Yani bir Müslümanın bu bir merhameti, bir şefkati. Yani onlar Türkiye'ye sığındılar. Evet diğer yerlere gittiler ama Türkiye'ye göre çok az. Yani bunu en çok kapıyı, gönül kapısını Türkiye açtı. Aşağı yukarı bugün 1,5 milyona yaklaşan bir Suriyeli var Türkiye'de. Evet. Bunlar içinde hasta var, yetim var, kimsesiz var, garip var. Yani resimlerde 10 yaşında bir çocuğun 2 yaşındaki bir kardeşinin kucağına alarak 20 kilometre yürüdüğünü gördük. Yani bunlara karşı bizim vazifemiz ne olabilir? Yani biz onlarda olabilirdik, onlar burada olabilirdi. Biz nasıl düşünürdük o zaman? Veyahut da bizim annemiz, bir akrabamız Suriye'de olabilirdi.
Oradaki o sureyede her onların gördüğü zulüm karşısında bizim kalbimiz ne kadar titrerdi. Bunu Türkiye büyük bir iş yaptı. Fakat şimdi bütün sivil kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, belediyeler bunu kendisine vazife almalı ve bu bütün o Suriyelilerin derdiyle dertlenmeli. O yüzden Allah'ın rızasını tahsil edebilmeli. Zira Cenab-ı Hak bir hadisi kutsiydi. Kıyamet günü kulum diyor, ben diyor hastaydım diyor, beni ziyarete gelmedin diyor. Ben diyor gariptim diyor, beni ziyarete gelmedin diyor. Kul diyor, ya Rabbi sen kainatın hali garip mi olsun, yalnız mı olsun, kimsiz mi olsun, hasta mı olursun? Cenab-ı Hak buyuruyor, eğer sen o hasta kulumun, garip kulumun yanında olsaydın, onun yanında beni bulurdun. Diğer bir husus, Musa aleyhisselam, ya Rabbi diyor, ben seni nerede arayayım, nerede bulurum seni diyor. Cenab-ı Hak, ya Musa diyor, beni kalbi kırıkların yanında ara diyor. Yine sallallahu aleyhi ve sellem sık sık sorardı, bugün bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Bir cenaze teşhinde bulundunuz mu? Bir aç doyurdunuz mu? Bir yetim başı okşadınız mı? Bize bu Suriyeliler hep hatırlatıyor. Bize Cenab-ı Hak, Tövbe Suresi'nin 100. ayetinde Mekkelileri bildiriyor. Ne kadar bir tevhidi korumak için zulme katlandılar. Medinelileri bildiriyor. Onlara tabi olan ihsan sahipleri. Yani Mekkeliler, Medineliler gibi, Eshab-ı Kiram gibi olmamızı arzu ediyor. Eshab-ı Kiram bu kardeşlik manzarasına baktığımız zaman, Muhacir ve Ensar manzarasına baktığımız zaman, Medineli, Mekkeli kardeşine, gel kardeşim işte evim dedi, gel ikiye bölelim dedi. İşte dedi, tarlam, işte hurma bahçem geldi, paylaşalım dedi. Onlar da müstahni, kardeşim dediler, evin sana mübarek olsun, tarlan sana mübarek olsun. Sen bize çarşının yolunu göster, ya sen bize bir iş ver dedi. İş ver dediler. Yani bir mülkiyet kabul etmediler, iş istediler. Onlar da iş verdi. Mesela kurma bahçesini beraber emek veya beraber topladılar. Hatta Medineliler, o Mekkelileri, bunlar Allah için geldi. Bunlar müşriklerin zulmü altından geldi. Zalimlerin pençesinden geldi diye, hatta o mahsullerinin çoğunu onlara vermeye gayret ettiler. Demek bizim de burada ölçü olarak onları almamız lazım. Eğer Allah Resulü, bu da bizim Allah Resulü'nün sevgi orantımızı gösterir. Yine Cenab-ı Hak, لَنْ تَرَمْ بُنْ رَحْتَاتُنْ فُقُمْ مِمَا تُبُونَ sevdiklerine vermedikçe birre Allah'a yaklaşamaz, yakınlaşamaz. Demek ki bir faniye ne kadar veriyoruz, Allah için ne kadar vereceğiz. Yine Gazali, herhalde İhya'da olacak tahmin ederim. Orada Efendimiz buyuruyor ki, siz diyor, cömerte diyor, taan etmeyin diyor. Cömert diyor, düşerse bile Allah mecazi olarak onu elinden tutar kaldırır buyuruyor. Demek ki biz bugün bir cömertlik imtihanındayız. Bir, ben kendimizi daima bir muhasebeye tabi tutacağız. Acaba ben Ensar'ın neresindeyim? Ensar bana bir ölçü, Allah bana ölçü olarak şey yapıyor. Ben ne kadar Rabbimi seviyorum, ne kadar Resulullah'ı seviyorum, ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in talebesi olan Eshab-ı Kiram'a benzeyebilmeye gayret ediyorum. İslam bizden hodgamlık istemiyor, diyargamlık istiyor. Size yine bir misal. Hendek Harbi oldu, çok zor bir harpti. Orada Cenab-ı Hak Müslüman çok ayrı bir imtihana tabi tuttu. Soğuk, şiddetli soğuk vardı. Açlık vardı. Bir de Müslümanlar 4 küsür kilometre hendek kazacaklardı. O hendekte 3 küsür metre derinliği olacak, 3 küsür metre şey olacaktı filan eni. Yani bütün sahibi o güçleriyle o 4000 metre şeyi kanalı kazacaklardı. Hatta öyle bir an geldi ki bir taşı kıramadılar. Allah Resulü indi. O taşı kırarken Cabir gördü onu radıyallahu anh. Baktı, Rasûlullah'ın midesi içine göçmüş durumda açlıktan. Bir taraftan da o taşı kırmaya çalışıyordu. Hemen koştu, hanım dedi, Allah razı çok aç dedi. Baktı, midesi içine çökmüş dedi. Ne var evimizde dedi. Hanımı dedi ki, az bir şey arpa var, bir de oğlak var, keçi yavrusu var. Cabir'i ben hemen keçi yavrusu keseyim. Sen de o şeyi öğüt, arpayı, su koy tencereye.
oğlağı da içine atalım, Allah razı olsun birkaç kişiyle gelsin. Hemen koştum ben sevinerek. Ya Resulallah, açlık iyice ortalığı sardı, siz çok açsınız. Evimize teşrif eder misiniz? Birkaç kişiyle beraber. Efendimiz soruyor, Cabir diyor, evinde ne var diyor. Ya Resulallah diyor, ufak bir keçi yavrusu. Yani 5 filanca gelir. Bir de az bir şey, arpa var. Onun hanımım ekmek yapıyor dedi. Oo dedi, Cabir dedi, demek çok şey varmış dedi. Hadi dedi, buyurun dedi. Eshab-ı kiramı hepsini davet etti. Cabir korktu, koşarak eve gitti. Hanım dedi, böyle böyle dedi, Allah razı olsun bütün eshabı toplayıp geliyor dedi. Hanım çok firasetli bir hanım. Cabir de, sen dedi, Allah razı olsun evimizde ne olduğunu söyledin mi dedi. Söyledin dedi. Sen karışma dedi. Allah razı olsun senden daha iyi bilir dedi. Öyle bir halde geldi sahibi geldi açlıktan. Hatta Efendimiz sıkışmadan gelin diyordu. Efendimiz onları tek tek o ekmeği bölüyordu. Keçinin suyuna batırıyordu. Üzerine bir et koydu, dağıtıyordu. Hepsi kendi eliyle bizzat kendisi dağıttı. Kendi eliyle dağıttı. Cabir hayret ediyorum diyor. Dağıttıkça bitmiyor diyor. En sonunda de bak Cabir dedi, bunları dedi aile efradına götür dedi. Bak Cabir dedi, o da kafil dedi, açlık dedi, kavuruyor her tarafı. Ailende komşularına baksın, geri kalan komşularına dağıtsın dedi. Yani velhasıl, şimdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şu merhameti, şu kardeşliği yaşanması, bize bilmiyorum bundan daha güzel bir ders olabilir mi? Misaller Evliyaullah'ta da arttırabiliriz çok. Mesela Sırr-ı Sakati Hazretleri bir hadis tedris ediyordu. Kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir hadisini okudu. Kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değil hadis-i şerifini okudu. O sırada bir talebesi girdi içeri. Üstad dedi, sizin mahalle yandı dedi. Yalnız sizin ev kurtuldu dedi. Elhamdülillah dedi. Bir anlık bir sevinç. 30 sene sonra Sırr-ı Sakati Hazretleri bir dostuna, ben dedi o günden bugüne 30 sene o tövbenin içindeyim dedi. O günde kendimin evinin yanmadığına sevindim, evi yananları düşünemedim. Tam herhalde bugün bilmiyorum, tamam, buna uyar tamam, mı bu? Tamam, uyar mı bugün? Tamam, tabii. Biz orada olabilirdik, onlar burada olabilirdi. Yani, evet. Kurban Bayramı'na gelince yine orada bir, yine Davud-ı Tahi Hazretleri var, Allah dostlarından. Onun da bir talebesi çok seviyor hocasını, Davud-ı Tahi Hazretleri'ni. Et yapıp getiriyor, pişiriyor önüne. Diyor ki, üstadım diyor, siz diyor günlerde et yemediniz diyor. Ben de bir parça et bulup ne olursun size getirdim diyor. Evet. Şimdi Davud-ı Tahi Hazretleri tabii talebesinin çünkü onu kırmak istemiyor. Tabii ne şekilde bir ifade edecek kırılmadan. Oğlum diyor, şu iki yetimden ne haber diyor. Üstadım diyor, bildiğiniz gibi onlar diyor. Bak yavrum diyor, şimdi şu eti diyor, onları götürürsen diyor, bu et diyor arş-ı âlâya çıkar diyor. Bana yedirirsen diyor, bir müddet sonra benden dışarı çıkar diyor. Evet. Baş üstüne hocam diyor. Velhâsıl bunlar biz hep misalde çok arttırırız. Efendim bir sözünüzün arasında yani ben yani kıyameti düşünüyorum. Oradaki imtihanı ya, düşünüyorum buyurdunuz. Evet. Ya onu biraz açsak yani nasıl bir efendim, her birimiz şahıs olarak nasıl bir muhasebe yapmalıyız? En çok şimdi beni düşündüren Sümmeleti suenine yevmezin anin nayim. O gün Cenab-ı Hak verdiğiniz nimetlerden sorulacaksınız buyur. Kime kadar? Peygamberlere kadar. Şöyle bir vaka var bu Hamdi Efendi'nin Hak Dili Kur'an Dili tefsirinde. Ebubekir Efendimiz dışarı çıkıyor, çıkılmayacak bir saatte. Ömer Efendimiz çıkılmayacak bir saatte, belki öğle güneşidir. Sokağa çıkıyor dışarı. Arkadan Efendimiz de çıkıyor. Efendim soruyor, niye diyor bu çıkılmayan saatte çıktınız? Açlık diyor ya Resulallah, gıda aramak için çıktık diyor. Ben de sizin gibiyim diyor Efendimiz. Efendimiz alıyor, bir varlıklı bir sahibinin evine götürüyor. Hanımı karşılıyor, çok seviniyor Allah Resulü'nün Efendimiz'i gördüğü zaman. Beyin nerede diyor, tatlı su almaya gitti diyor. Bey geliyor, bey de çok seviniyor. Tabii büyük bir izzet, büyük bir şeref. Hemen bir koyun kesmeye gayret ederken sakın diyor hamile hayvan kesme diyor. Adamdan bir koyun kesiyor, pişiriyor, hurmalarla beraber efendim önüne koyuyor.
Efendim yedikten sonra bakın diyor, bu da içtiğimiz tatlı sudan, bu yediğimiz nimetten de sorulacağız. Bir müddet sonra bir genç geliyor. Ya Resulallah diyor, ayet inni sümmeli tüsellene yevmizin aninayım. Verdiğimiz nimetlerden sorulacağım. Fakat benim dünyada bir dikili taşım yok, hiçbir şeyim yok. Herhalde ben buradan kurtuldum diyor. Benim diyor artık diyor, bir hesabım yok burada diyor. Efendimiz delikanlıya diyor ki, oğlum diyor, senin diyor, altında gölgelendiğin bir ağaç var mı diyor. Yani bak bu ağacı Allah senin için yarattı dünyada. Ağaç yaratmayın, sen nerede gölgeleneceksin? Senin gölgelendiğin bir ağaç var mı diyor. İçtiğin bir tatlı su var mı diyor. Cenab-ı Hak o bulutlardan bir tatlı su vermezdi, tuzlu su verirdi. Ayağını giydiğin bir şey var mı diyor. Sen de onlardan sorulacaksın diyor. Velhasıl Cenab-ı Hakk'a iltica etmekten, bütün gayreti göstermek ve Rabbimize sığınmak. Efendim bir de şöyle bir hadise var. Tabii Türkiye'de 1,5 milyonu aşkın Suriyeli var. Bazı şehirlerde şehrin nüfusu kadar belki daha fazla Suriyeli var. Türkiye'nin hemen her yerinde Suriyeli kardeşlerimiz var. Ve tabii bu kadar yoğun bir nüfus zaman zaman problemli durumlara da yol açıyor. Yani işte kiralık ev konusunda, şu bu konusunda tartışmalar. Böyle zamanlarda nasıl hareket etmeli? Yani hani bir de medyaya düşüyor ya da tepkiler ortaya çıkıyor falan. Yani o kardeşlik hukukunun burada nasıl devreye girmesi lazım? Ahmet abi, kitle varsa problem vardır. Evet. Onların içinde çok salih insanlar da vardır. Vasat insanlar da vardır. Biraz daha şuuru muhtel olanlar vardır. Menfaatin düşkün olanlar da bulunabilir. Tabii onların verdiği ufak tefek rahatsızlıkları bir ecir olarak kabul etmek lazım. Onlar bizim din kardeşimizdir. Biz kendi oğlumuz, kendi akrabamız bir yanlışlık yapsa onu tart etmeye hakkımız var mı? Edebilir miyiz tart? Onlar da bizim kardeşlerimiz. Evet. Onun için bizden istenen merhamet. Merhamet. Şimdi bir doktorları alın. Yani orada bir iki doktor bir yanlış yapıyor diye, kasaplık yapıyor diye doktorluk yerine. Bir tıbbiyi kapatabilir miyiz? Evet. Ya bir bazı kişiler hukukta cellatlık yapıyor diye bir hukuk fakültesini kapatabilir miyiz? Hukuka bir iptal damgası vurabilir miyiz? Onun için Suriye'den gelen kardeşlerimizde de bir takım olabilir. Yani insan olan yerde daima problem var. Kendi memleketimizde de daima problem var. Mahallemizde problem var. Komşularımız arasında problem var. Evet. Reddedebilme hakkımız var mı? Evet. Bir de efendim yine bayram vesilesiyle ya diyelim ki ya bir mahallede oturuyoruz. İşte şurada da Suriyeli mültecilerin oturduğunu biliyoruz. Yani ne yapmalı mesela? Ahmet abi bizim daha müşahhas olarak bizim çocukluğumuzda mahalle dulun yetimin sigortasıydı. Mesela bir yetim evlenecek, mahalle onun ceizini hazırlardı. Dul kadının bir problemi var, onu mahalle himaye ederdi, korurdu. Bir hasta var, mahalle hiçbir şey olmayan bile ona bir çorba götürürdü. Mesela bizim zamanımızda antibiyotikler yoktu. Bu verem çok salgındı. Verem şeyleri vardı, çamlıkların olduğu yerde, verem hastaneleri vardı. Bakardı mahalleden ona ciğer, ızgara vesaire etler götürülürdü. İyi beslensin. İyi beslensin diye. Yani bir mahalle vardı. Toplumun bir sigortasıydı mahalle. Şimdi tabii en feci mahalleler azaldı. Yani varoşlardakine lüks yerdekiler duymuyor. Varoştakiler, lüküs yerdekilere bunlar bir merhametsiz gözüyle bakıyorlar. Hatta bazen daha ters durumlara gidiyorlar. Bizim bilmiyorum bu bayramda mahalle olarak herkes kendi muhitindeki orada bir defa baştan yetimlerden başlayarak, dul hanımlardan başlayarak, kimsizliğinden başlayarak onun ihtiyaçlarını onlara bir bayram bir tebessüm ettirmeli. Bayramın bir tebessümünü onlara arz etmeli. İkram etmeli.
Velhâsıl bu hepimizin mühim bir vazifesi olmalı. Zira veda haccında el-yevmi ekmeltu ayetinde din tamamlandı. Allah Resulü'nün vazifesi bitti dünyada. Hazreti Ebubekir Efendi ağlamaya başladı. Bu dedi Allah Resulü'nün vefat haberidir dedi. Fakat Efendimiz son nefesine kadar daima ümmeti ümmeti buyurdu. Enes radıyallahu anh naklediyor. Allah Resulü'nün sesi iyice kısılır hale geldik, duyamaz hale geldik. Efendim iki şey üzerinde duruyordu. Birinci Allah'a karşı vazifemiz, namaz, namaz, namaz. İkincisi içtimai vazifemiz, emrinizin altındaki hukukuna dikkat edin. Şimdi bunların hepsinin bizim üzerimizde hukuku var. Bunlar bize zimmetli. Resulullah Efendimiz'e kıyamet günü yedi kişi, o büyük infilak günü yedi kişi arşın gölgesi altında kalacak, yani korunacak. Onlardan biri de bu dünyada Allah için kardeş olanlar. İşte biz de bugün Türkiye olarak bir kardeşlik imtihanından geçiyoruz. Kardeşlik tabii, evet güzel zamanda kardeşliği olacak ama esas kardeşlik zor zamanın kardeşliğidir. Bize bu yer mukarbide en güzel bir misaldir. Bu 50 derece çölün üzerinde can verirken su, su diyen İkrim'e, öbür taraftan diğer bir sahibi su, su derken konuşmaya takati yoktu, eliyle onu işaret etti. Oradan İyaş su, su, su diye hafif kısık sesle şey yapınca zaman o da onu işaret etti. Yine İkrim'e su, su diyordu. Velhasıl Huzeyfe diyor, bir diyor kırbayla diyor, üç diyor can verecek şeyden arasında şey yaptım diyor. Fakat diyor üçüne diyor bir bardak su içiremeden üçü diyor kardeşlerini göstererek onları ikram ederek şehit oldular diyor. Bir de burada bir tablo bu. Din kardeşliğinin bir tablosu. Allah için kardeş olabilmek. Ve böyle bir kardeşlik işte büyük mükafat. Bu da arşın gölgesi altında kalacak yedi kişiden biri. Tabii bu yıldızlardaki ölçü. Biz bu ölçüye alakadere imkan ne kadar yaklaşabilir? Hiç yoksa bu sene bu Suriyelilere gidip bunun bir halatını sormalı. Onlara bir bayramlık vermeli. Onların yetimlerini, dullarını giydirmeli. Resulullah Efendimiz'e bir fakir gelirdi. Efendim evinde ne varsa verirdi. Arkadan birisi daha gelirdi. Ona verecek hiçbir şey olmadığı için veremediğinden de utanırdı. Kendisini hafifçe diğer tarafa dönerdi. Cenab-ı İsra suresinde kavlen meysura buyuruyor. Hiçbir şey veremiyorsan kavlen meysura onun gönlüne de tatlı birkaç söz söyle buyuruyor. Demek ki Müslümanın lügatında yok olmayacak, hayır olmayacak. Çıkmaz sokak göstermeyecek. Elinden gelen bütün gayreti gösterecek, Allah'ın rızasını tahsil edecek. Bu bayram inşallah, bu bayram Afrika'daki kardeşlerimiz de, Orta Asya kardeşlerimiz de, bize Suriye'den olan din kardeşlerimizle beraber müşterek bir kurban bayramı yaşarız. İnşallah. Onlara Afrika gidemeyeceği, ulaşamadığımız yerlere kurbanlarımızı gönderir. Ulaştığımız yerleri ise Suriyeli kardeşlerimize, diğer mahrum kardeşlerimize onlara bayramın tebessümünü aksettiririz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Allah cümlemizden razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah bu kurban ediyorum. Bayramını Ümmet-i Muhammed'in inşallah selamet bayramı olarak, bir fedakarlık bayramı olarak, bir Müslümanın derdiyle dertlenme, bu şey Allah'ın rızasını kazanma, bir fedakarlık bayramı olmasını Cenab-ı Hak nasip eder inşallah. Amin inşallah efendim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Allah razı olsun. Sizler cümlemizden Allah razı olsun.